yöneticilerim, kanaat önderlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, hepiniz İstanbul Alevi Derneği'nin düzenlemiş olduğu Yolumuz isimli panele hoş geldiniz diyor. Aşkı muhabbetle selamlıyorum. Sevgili canlar, cümlenizi birbirinizin aşkıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Panelimizin amacını şöyle sıralamak istiyorum. Allah'ın varlığına ve bilimine inanan Hz. Muhammed'e Allah'ın peygamberi, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğunu kabul eden, ehli beyti seven, Hz. Ali'nin ve 12 imamların gittiği yoldan giden, hak ereni Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin ahkamına uyan bir toplumuz. Cem ibadetimizi Hz. Peygamber'in soyundan gelen dedelerin önderliğine Türkçe yaparız. Bu panelin tüm canlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Görüşlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Benim soracağım sorumu Sayın Başkanım İsmail Bey'in cevaplamasını istiyorum. Eksik ve kırık dökük olursa düzeltmesini talep ediyorum. Başarısız bir komutan askerini hüsrana sürükler. Eğer öğretmen iyi bir eğitim almadıysa talebe yetiştiremez. İyi bir berber iyi bir eğitim almadıysa mesleğini icra edemez. Aşçısı, kasabı, her şey aynıdır. Temelden yetiştiği zaman mutlak ruhsatlı olması lazım, okur yazar olması lazım. Kıyaben dedemden duyduğum, babamdan duyduğum kırık dökük kelimelerle benden sonraki nesile bir şeyler vermek istiyorsam onun temeli olmaz, o bir temelsiz binadır. O muallakta kurulmuştur. Bu işi yapacak olan insanlar eğer ki o posta oturuyorsa lütfen konserviste olsun, ruhsatlı olsun. Bugün bir doktorun eğer ki şeyi yoksa, diploması yoksa o eğitimi sürdüremez, o hastayı tedavi edemez. Ben buna karşıyım, kesinlikle dedelerin ehliyetli ve konserviste olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. İsmail Başkanım'dan cevaplamasını talep ediyorum. Bu soruyu soruyorsanız tanıyalım bir. Ben durdum para Turat Ormanıcı Köyü dernek yönetimindeyim. Yaşım 68 ve bu zamana kadar hep böyle kandırıldık tabiri, ben gönlümün arkasındayım. Hep yontulduk ve hep sömürüldük. Bundan sonra sömürü düzenine karşıyım. Lütfen herkes alnını teriyle kazancını yesin. Kimse kimsenin cebine elini sokmasın. Şimdi sevgili soru soranlar cevap veriyorum. Şöyle ama şunu söyleyeyim. Bonservisle, belgeyle, diplomayla dedelik verilmez. Şunu bir anlatayım. Dedelik soydan gelir. Ehli beyt soyundan gelmesi lazım. Fakat sevgili büyüğümün söylemek istediği şu. Dede, geleneksel dede dediğimiz eskiden babadan oğula geçerek yol yürüten dedelerden ziyade artık kent koşullarında daha bilimsel, daha tarihi bilen dedeler olsun demek istiyor. Bunun içinde devletin ilahiyat gibi bir üniversitenin bir kolunda bize bir okul ayırması lazım. Biz o okulda dedelerimizi yetiştirmemiz lazım. Örneğin genellikle Hubeyalı arkadaşlar alınmasın, demin bizim yeterli gel Hubeyalı dedeler örnek veriyorsun. Şimdi şuraya bir Hubeyalı dedeyi oturtturalım. Dedeye diyelim ki ben çok yapıyorum. Dede bu Hubeyalımız yanmaz. Hubeyalı oğlum Ahmet Yesevi'nin takvimcisi. Ahmet Yesevi'den el almışız. Eyvallah. Oğlum Hubeyar Hacı Bektaş'ın Hubeyar'ın güzel yarım demiştir, yollamıştır Anadolu'ya. Oğlum Hubeyar Pir Sultan'ın döneminde işte Baba Zülh'ün ayaklanmasında Amasya Kalesi'ne girmiştir. Tamam güzel de Ahmet Yesevi 1070, Hacı Bektaş 1270, Pir Sultan asılıyor 15. yüzyıl. Bir şey 16. yüzyıl. Peki nasıl oluyor 600 yıl bir insanın yaşaması mümkün mü? Demek ki biz bunu tarihsel olarak, özellikle biz Alevi dernekleri, Alevi kurumları artık cenevi bina yapma yerine, birbirimizi mahkemelere verme yerine, birbirimizin ayağına çelme takma yerine Alevi araştırma merkezleri kurdurarak ve bunu Güvenç Abdal Derneği yaptık kez, Hubeyar'ın tarihini araştırmalıyız, işte Seyit Cemal'i araştırmalıyız, Hacı Bektaş'ı araştırmalıyız. Bunları yapmamız lazım artık. Bilimsel dedelik böyle olur.
elden verme, ha dikme dede. Eskiden dikme dede usulü vardı. Dikme dede ne demek? Bir köyün dedesi gelmiyorsa, benim dedem sopuydu. Bu yanlar diyordu ki Salim Soğuk, biraz da divaneydi işte. Biz gelmezsek yol kalmasın, sen cemi yürüt. O köye dikmişti. Örneğin şu binanın önüne bir bekçi alıyorsun. Öbür binayı bekleyemez. Burayı bekleyecek. Dikme dede o köyün dedesidir. Ama dikme dedeler kendini aşarak şehre iniyor, oraya iniyor, buraya iniyor, umumi dede oluyor. Ha, babalıkta el alma var. O ayrı. Biz Seyit soyundan yolumuzu yürütmemiz lazım. Teşekkür ederim. Adım Rıza Akça. Demin canımız bir soru sordu. Kıldan ince, kılıçtan keskin dedi. O kılla kılıcı biz bir araya getirebilirsek o zaman ancak birbirimizi kurtarabiliriz. Ama böyle birbirimizi eleştirerek, tabii ki eleştireceğiz. Farklı şeyler eleştirebiliriz. Bugün Alevilerin o şeyi kapatacak bir durumu yoktur. Ne zaman bütün kurumlar, üst federasyon, şimdi şu an 3 tane federasyon var başkan. 3 tane federasyon var. Bu federasyonlar da bir araya gelirse, bir üst kurum kurarlarsa, tek çatı olurlarsa, ben inanıyorum ki vurdukları yumruğun sesi gelir. Temelim bu, ben temelim bu. Sorusu olan var mı? Kısa evet. Soru, hemen yanıtları da kısa alalım. Zamanımız daralıyor. Ben Bektaş Dişbudak, bir şey... Hayır. Başkana soracağım. Bu diyalekten pay alma konusunda hani biz alırız bir sultan almaz isterse diye söylenir de neden acaba? Yani yine bu da şey olmuyor mu? Ayrılık olmuyor mu? Hep beraber olamıyoruz. Ne zaman birlik olacağız? Onunla ilgili sizden şey rica ediyorum. Süre az olurdu. Belki çok geniş anlatamıyorum. Bir şey anlatmak istiyorum. Anayasal hakkımız bizim verilir. Yani devlet diyor ki örneğin siz biriniz diyor diyanetten pay istiyorsunuz. Biriniz dedeler maaş alsın diyorsunuz. Biriniz almasın diyorsunuz. Ben hangi birinizin dediğini yapayım? Ben de o noktada diyorum ki siz bu hakkı verirsiniz. Bu hakkı verirsiniz. İsteyen alır, isteyen almaz. Şimdi Rüştü Başkan dedi ki 2.5'ta gel dedi. Kokteyimiz var dedi. Oraya koy bir şekilde. Yani İsmail Saçlı alsın, Bektaş almasın dememiş. Dedi, demek istediğim bu. Bu verilsin. Bir örnek vereceğim. Şafik Küpler, BDP'nin olduğu bölgede. Dediler ki biz Diyanet'in arkasında, hocalarının arkasında imamlara namaz kılmayacağız. Melelerimiz var dediler. Kendi inançlarına göre meleleri var, mele mollaları var. Devlet bir günde genelge çıkarttı, 3000 mele mollaya maaş verdi. Peki biz niye almayalım? Biz diyoruz ki, bizim gibi düşünenler, evet Diyanet bu ülkede laikliğe karşıdır, Diyanet lav edilmelidir. Ama edilmiyor, anayasada güç yetmiyor, gittikçe zorlaşıyor. Ya bırak Diyanet'i kaldırmayı, biz mevcut Cumhuriyet'i koruyamıyoruz. Cumhuriyet neredeyse İslam Cumhuriyeti haline getiriyor. Madem Diyanet kalkmayacağına göre, biz Diyanet'in içine girmeyelim. Biz üçte bir miyiz? 2 trilyon mu bu Diyanet'in? Kaç trilyon olsa kaç trilyon Diyanet'in bütçesi. Bizim payımız ayrılsın. Biz Aleviler olarak da dini giderlerimizi giderelim. Toplum fakirleşiyor. Kurumlarımız büyüyor. Bir örnek vereceğim. Kartal Cemevi'nde 17 personel çalışıyor arkadaşlar. Aylık giderimiz 40.000 TL. Elektriği, suyu, arabaları, gideri. Peki neden biz almayalım? Kartal'da 75 tane cami var. Bu imkanlardan faydalanıyor. Bir tane cemevi var. Niye almayalım? Ben bu anlamda alınmasından yanayım. Ha, onlara da verilmesin. Yani onlara da verilmesin, bize de verilmesin. O zaman razıyım. Ama ona veriliyorsa ben de istiyorum. Bu anlamda Pir Sultancı arkadaşlara örnek verdim. Birçoğu bizim gibi düşünüyor. İnşallah bunları aşacağız. Şimdi SSK'mız var. Özel hastane çıkarttı devlet, değil mi? İstiyoruz SSK'ya gidiyoruz, istiyoruz özel hastaneye gidiyoruz. Faydalanmayabilirsin devletin her imkanından. Onu demek istedim. Almak istiyorsa almasın. Ama hakkımız orada dursun bizim. Yani ben gittiğim zaman elektrik faturamı verdiğim zaman ödensin. Dedemi kayıt ettirdiğim zaman maaşı ödensin. Cenaze hizmetlisinki ödensin. Sadece para meselesi değil ki. Biz
Ramazan ayında 30 gün bangır bangır Ramazan ayını anlattırıyorsun. Muharrem ayında da 12 gün bana Muharrem anlattıracaksın. TRT'nin kanalında. Sen Diyanet'e kanal kurdun. Bana da vereceksin o imkanı. Üniversitelerde Aleviliğin bölümlerini bana da açacaksın, ilahiyete açtın. Mesela o değil. Yani benim söylediğim bir Diyanet bütçesi değil. İşte belediye bir camiye, bir okula nasıl kamu için yer ayırıyorsa cemevine de ayıracak. Ben belediye başkanının kapısında yatmayacağım, yalvarmayacağım. Belediye başkanının insafına kalmayacak benim ibadethanem. Yasal hakkı Sarıyer sınırlarında cemevine ihtiyaç varsa meclis ayıracak ve verecek. Beyoğlu'nda ihtiyaç varsa ayıracak ve verecek. Yavlar yakar olmayacak bu iş. Bu anlamda haklarımızı almalıyız bizim. Bizim sıkıntımız bu. Devlet bunları kullanarak siz bir değilsiniz diyerek bunu ötekilin diyor. Herhalde sonuna geldik. Kapatıyoruz. Şimdi şu ben Almutlu Kurudere köyündenim. Almutlu Cemevi'nde sofuluk yapıyorum. Cemevini yürütüyorum yani. Ne güzel. Benim sorum şu yani, dedeme soruyorum. 12 imamları tuttuğumuzu anlattı. Hızır orucumuzu da anlattı. 48 perşembemizi anlatmadı. Onun için onun da cevabını dedemden istiyorum. Celal dedem, söz sende, ben kısa bir şekilde cevaplayalım. Evet Yıldır Can, tabii ki bana sorulan sorun cevabı. 48 Cuma bizim için haktır. Her Cuma akşamı bir araya gelip razı ve razı olun. Bizim Alevilik yani yolumuz kıldan ince, kılıçtan keskin diyoruz. Yani buradaki o konu içerisinde sevgi, saygı, hoşgörü görüyoruz. İsterseniz bunu sizler olalım. Evet sevgili canlar, ben de bu cevabı çok enteresan, şöyle elimde bir not, bunu farklı bir şey için hazırlamıştım ama sevgili canımızın sorusunu bunun içinde gördüğüm için bunu size okuyacağım. Ben genelden pek okumam ama bugün icabetti, onu sizinle paylaşmak isterim. Kar Yağdı Baba diye bir türbe var bizim. Şakullu'ya bağlı bildiğim kadarıyla, tam net biliyorum ama Şakullu'ya bağlı. Eyüp'te. Aynen şöyle diyor. Aldılar orayı. Bilmiyorum yani onunla ilgili bir geçen bir konu oldu da o yazıyı çıkardım, ona gönderdim bir yere. Tesadüfen yanımda çantamda getirdim, onu sizinle paylaşmak isterim. İstanbul'un Eyüp semtinde bulunan Kar Yağdı Bektaşi Dergahı postnişini Hafız Baba Erenler olmalı. Osmanlı Sultanı Abdülmuttalib'in Saraybaşı imamıdır. Yani o zaman onun hocalığını yapıyor diyelim. Abdülmuttalib tahta çıkınca onu kutlamaya İstanbul'un ve dolayısıyla Osmanlı'nın ileri gelen din bilginlerini saraya getirirler. Kutlama töreni bittikten sonra Hafız Baba Erenler Abdülmuttalib'den destur ister. Ve şunları söyler. Sultanım, izin verirseniz İstanbul'un ileri gelen bütün uleması bir araya gelmişken onlara bir sorunun sorulmasını istiyorum. Abdülmuttalib nedir o soru diye sorar. Hafız Baba der ki sultanım, bu fakirin İslami bilgiler konusunda bir eksiğin olup olmadığını lütfen sorun. Kime soruyor? Alimlerine soruyor. Sorun. Sultan hazır bulunan ulemalara hafızın din bilimlerinde bir eksik var mıdır diye orada bulunanlar oy birliğiyle sultanım hafızın İslam diliyle bilimlerinde hiçbir eksiği yoktur diye yanıt verirler. Abdülmuttalib hafızı bu soruyu neden sordun diye sorar. Merhum Hafız Baba Erenler Sultanım, madem ki İslam ilimlerinin
tamamlanmışsam, yani İslam ilmimi ben tamamlanmışsam, öğrenmişsem, o zaman bu fakire izin verin. İmamlığınızdan ayrılmak istiyorum. Hacı Bektaş'a gideceğim ve Elif'ten eğitime başlayacağım der. Elif harfi Arapça biliyorsunuz. İlk harftir. İlk harfin, Elif'in anlamı Allah'tır biliyorsunuz. Dümdüzdür. Belki de öğrendiklerinin tamamının boş olduğunu, bakın burada boş olduğunu, İslam dininden oradan öğrendiklerinin hepsinin boş olduğunu söylemektedir. Baba Erenler der ki, bir saç kılını 40 parçaya bölmüşler. Yol ondan ince gelmiş. Yolu 40'a ayırmışlar. Gönül yoldan ince gelmiş. Önemli olan gönlün Kâbesidir. Önemli olan o kıldan ince, kılıçtan keskin dediğimiz gönül bağlarımızı biz birleştirmediğimiz sürece, Kar Yağdı Baba'nın dediği gibi, eğer biz Hak Muhammed Ali'nin eğitiminden, dusturundan, yolundan gitmediğimiz sürece, ikrar verip ikrarımızda daim kalmadığımız sürece, yolumuza, inancımıza sahip çıkmadığımız sürece, kılıçtan da kalın, kıldan da kalın olur. Ama o incelik, gönül bağlarının birleşmesidir. Önümüzde bir kutu var, ufacık bir kutu. Bu kutunun içinde bir şey görüyor musunuz? Hayır. Kainat bunun içinde güzel canlar. İşte aklını işletirseniz, aklınızla, fikrinizle, gönlünüzle, yolunuza sımsıkı sarılırsanız, deli İsmail Can'ın dediği gibi, o birliğimizi, beraberliğimizi çatının altında bir araya getirirsek, bize hiçbirinin gücü yetmez. Biz bir ölürüz, bir diriliriz, bunu bilmesini isterim ona. Bizim cetlerimiz bu yolda her zaman ödül verdiler ve hiçbir zaman da dönmediler. Biz de eğer varsa bu ödülü vermek, varsa bunu karşılamak, biz de hazırız güzel canlar. Onun için bizim yolumuz kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu yolumuza sımsıkı sarılan güzel canlar. Şimdi sevgili kızım kardeşim, bir dakika görür müsünüz?